Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saat sabahın 6'sı ve ben çıktım, teyzeme gidiyorum. Bu saatte zorun ne diye soracaksınız. Dün çektiğim vlog videosunun montajı anca bitti. O yüzden ben de montajı yaptım, render'ı çıkardım. Şu an ana yola çıkıyorum. Şu anda videoyu render'dan çıkardım ve YouTube'a yüklemeye bıraktım. Sabah gittiğim zaman son düzenlemeleri yapıp yayınlayacağım. Sabahın köründe de yollar amma boş ha. Otobüs geldi düt düt düt. Otobüs geldi düt düt düt. Saatte otobüs var mı ya? Saat 6 da. Hatta saat 6'ya 12 geçiyor. Bu saatte otobüs var mı acaba? Allah Allah. İlginç. Sabah ezanı okunuyor. Çok güzel. Ezan vakti. Tam sabah ezanı vakti. Sokaklardayız. Sabahın köründe pazar kuruyorlar ya. Yok, bir dakika. Bugün günlerden ne ki? Çarşamba. Evet, çarşamba pazarını kuruyorlar. Da pazar. Aa, konuşamadım. Sabahın köründe pazar kurmak nedir ya? Sabahın altısında. Merhaba teyzeciğim, nasılsın? El salla kameraya. Gel bak, vlog çekiyorum, gel. Yavrum şimdi uykudan uyandım, vlog sırası. Sabahın köründe vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar, sabah oldu. Saat 9:30 falan. Ve ben hiç uyumadım. Şimdi teyzemden çıktım, eve gidiyorum. Şu yola geldim. Sabaha kadar, neredeyse sabahın 6'sına kadar video montajladım. Anca renderladım. Şimdi de eve gideceğim. Montajlanacak bir video daha var. Onu montajlayacağım. Sonra da yeni video çekeceğim. Bakalım, bugün uyumadık. Akşama ne yapacağız? Şöyle dönelim ve piu, istikamet el. Rüzgar çok ya. Burası da Tuğberklerin evi. Tuğberk de yok artık. Üniversiteye gitti. Ama bir ara yanına ziyarete gideceğim. Bakalım. Ama ne zaman bilmiyorum. Muhtemelen şu sıralar olmaz. 2019 itibariyle olabilir. Bisikleti buraya bırakacağım. Ben niye böyle saçma sapan şeyler yapıyorum acaba? Niye? Çünkü canım sıkılıyor. Neyse, eve gideyim. Yapılacak bir montaj daha var. Onu yapayım. Sonrasına bakacağız artık, bakalım. Saat daha sabahın 9 ama ben yine kapıyı tekmeyle açacağım. Gün apartmandan kovulacağız ama ne zaman? Arkadaşlar, eve gelmiştim. Dedim bir 5-10 dakika yatayım uyuyayım. Saat sabahın 9'u. Bir 5 dakika yatayım uyuyayım dedim.
Bir uyuyakalmışım ta akşam üstüne doğru 4'te 4.30'da uyandım. Çok fazla uyumuşum. Ama tabii normal bir şey. Sabaha kadar uyumadık. Şimdi evden çıktım. Sena'nın yanına gideceğim sohbet muhabbet için. Oy oy oy. Burada niye bu kadar çok araba var ya? Düğün falan mı, bir şey mi var acaba? Düğün gerçi olsa sesini duyardık da. Hoş şu an neden okunuyor? Düğünün sesini de kapatırlar da düğün olsa. Ya bilmiyorum, hiç kafa yormak istemiyorum ya aslında. Adamın önüne kırdık çok fena. Tabi bisikletli olduğumuz için kimse yol vermiyor bize. Biz de böyle mecbur aralardan sıvışmak zorunda kalıyoruz. Tabi biz insan değiliz ki zaten bisiklet sürdüğümüz için. Neyse. Ama bisiklet gerçekten çok iyi bir şey ya. Ben şehir içinde bütün ulaşımımı bisikletle sağlarım. Bir kere Manisa'ya gitmişliğim var. 130 kilometre bisiklet sürdüm. Yarış bisikletiyle. Tam Manisa'nın girişinde babama yakalandım, geri döndük. O kadar benim gittiğim yol, her şey boşa gitti. Neyse. Buradan mı giriyorduk? Aynen buradan giriyorduk. Bu sefer yanlış yapmadım. Geçen sefer yanlış kavşaktan girmiştim. İkinciye de buradan girmiştim yanlışlıkla. Ama bisiklet iyi bir şey ya. Gerçekten. Hem spor oluyor, hem benzin parası, mazot parası derdi yok. Tabi ara sıra bana bakım masrafı çıkartıyor bir 100 küsür lira falan ama ne yapalım. O da tuzu biberi deriz geçeriz. Sena'nın evine geldim. Balkonda kimse yok. Aha gördüm içeride. Merhaba. Aman Allah'ım. Ne haber? Yine videodasın. Efendim? Alo. Alo. Ben bu telefonu yerde buldum da. En son aramalarda da siz vardınız. Ciddi misiniz ya? Neredesiniz şu anda acaba? Şu an Beyoğlu Caddesi'nde buldum da. Beyoğlu Caddesi'nde bulmuş. Hı hı. Levent taraflarında. Tamam. Ben Balıkesir'de olan bir arkadaşı arayayım, sonra bu numarayı deneyim. Çok teşekkürler size. O zamana kadar telefon sizde durursa çok sevinirim. Alo Efe. Ben Sena. Ya Allah tut. Ya dedi akşam bari bir uğraşalım falan dedik. Telefon şakası. Tuğber kaçmadı telefonu. Ya Tuberk da telefonu açmadı ondan dolayı. Okan da bizim kapının önüne geldi de ne yapıyorsun falan diye öyle yani. Ben Eray'ı arayacaktım telefonu alsın diye. Çünkü Okan'ın adresini de bilmiyorum. Alo. Ben de telefonu yerde bulan kızın annesiyim. Direkt. İyiyim canım ya, sen nasılsın? Sağ olasın, ben de iyiyim.
Nasıl gidiyor üniversiteyi? Ödev yapıyordum ama Okan telefonu kayboldu. Bak ya işte. Neyse Okan bu kaybediyor. Yapacak bir şey. telefonu rehin aldık elimizde. Buradan Okan'ın selam ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Okan seni seviyorum dostum. Arada ara lan beni. Tamam ararım. Balıkesir'de olan sensin, gurbette olan benim oğlum. Değil mi? Haklısın. Efendim? Alo, merhaba. Merhaba. Ben bu telefonu yerde buldum da, ilk aramalarda da siz vardınız. Ondan sizi arayayım dedim. Nerede acaba? Neredesin acaba? Beyoğlu Caddesi'nde düşürmüş de telefonu. Anlıyor şimdi. Plevna tarafında. Ya ben şu an 2000 oradayım ama da oraya gelme imkanınız var mı acaba? Orası bana çok uzak kalıyor ama. Siz şu an Allah kiminle? Allah kıyamızı vermeye. Sena kapat çeneni. Korkuyorum. O adam nasıl anladın? Harbi nasıl anladın ya? Harbi de. Oh, ben de düşündüm. 2000 senin için tank etti birden. Dedim bu kız nasıl açtı telefona dedim şarkı. Sahi benim telefonda şifre vardı değil mi? Evet ya. Tahir. Videodasın şu an. Vlog'dayısın. Hep Okan mı size şaka yapacak? Kapatmıyorum oğlum ya. Hep sen mi yapacaksın Okan? Yo, Okan mı sana yapacak hep şakaları? Videostasın. Sakin ol. Şimdi o telefonu sakince yere bırak. Tamam kanka. Evet videodasın. Söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır yok bir şey. Hayır yok bir şey. Tamam o zaman. Alo, merhaba. Kimle görüşüyorum? Ben bu telefonu yerde buldum ama son aramalarda da sizin isminiz yazıyordu. O yüzden sizi aradım. Yanlış bir aramış olabilirim. Evet, telefonum açıldıysa. Girmiştir bir yerlere, aramıştır. Yok, ben bu telefonu yerde buldum beyefendi. Bak sen, Allah Allah. Başka? Şaka mı yapıyorum zannediyorsunuz? Sena sen değil mi sen? Hayır, Sena kim? Ya bir tanıdığıma benzettin mi? Benim adım Serpil. Serpil? Evet. Beyoğlu Caddesi. Beyoğlu Caddesi. Tamam ben onu peki o telefonun sahibine ben babasına ulaşayım. Evet. Siz bana bir konum verin. Hı, tamam. Almaya gelsin. Nasıl yapalım? Acaba ben mi arayayım babasını? Öyle olursa daha iyi olur. Tamam peki ne diyeyim yani? Hani yolda evet. Buldum. Yani oğlunuz telefonu yolda düşürmüş dersiniz. Anladım. Babası ne diye kayıtlı telefonunda? Onu da sorayım. Vallahi babam ne kayıtlı olabilir? Fotoğrafı var zaten. Kahverengi bir tişörtlü olması lazım. Anladım. Tamam. Babası yerine amcasını aramayayım da. Yok. Aramazsınız. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim o zaman. Ben o zaman babasını arayayım. Tamam, çok teşekkürler ben. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Olmadı babası taşmazsa bu telefonu açık arttırmadan satarım. Beni ilgilendirmeyin, arkadaşımın telefonu. Hayırdır bu kadar nasıl böyle olabiliyorsunuz anlamış değilim yani ben. Ben de sizin böyle niye güldüğünüzü anlamış değilim ama. Ben gülüyor muyum? Ne senası beyefendi?
İçinden. Ben dedim ama ben yapayım diye. Benimkini anlamaz dedim. Bunlar beni dinlemediler çocuğum. Haksız ama mıyım? Anladım ya. Haksız. Ben yapsaydım anlar mıydım? Anlamazdım. Tabii ki. Bence neden yapsaydım anlamayacaktım. Yani doğru, her şeyi mahvettiniz. Her şeyi mahvettiniz. Neyse Tahir'i aradık. Tahir yedi. Efe'yi aradık. Efe de yedi. Ben dedim ki Sena'ya senin sesini tanır. Yok ya dedi, senin sesini tanır dedim Sena'ya. Yok ya dedi günlerdir konuşmuyoruz dedi benim sesimi tanımaz yaptı. Dedim ki tanır. Bak ben çocuğumu biliyorum tanır benim çocuğum dedim. Yok ya tanımaz dedi. Dedim bir prova yap bakayım. Alo merhaba falan yapıyor böyle. Dedim tamam kesin tanıyacak. Yani. Bir zahmet anla yani. Ben 4 kere aradım arkasından Seçil abla bir kere onun arkasından Sena aradı. Bir zahmet anla yani. Spordaymış benim çocuğum. Ya onu ben de diyorum. Seçil abladan sonra hemen Sena'nın aramasını ironi oluyor yani. Yani. Ben dedim arama diye de aradı işte. Ama sonrasında ben SMS attım ya. Onu da gördüm merak etme. Evet ondan dedim çakmaz dedim ama çaktı yapacak bir şey yok. Tamam. Ya. Böyle yani. İyi o zaman videoya söylemek istediğim bir şey var mı? Selam diyeyim hadi. İyi tamam hadi kapatıyorum o zaman. Trollemeye çalışıp trollenen insanlar yaz başla. Olur. Bence uyar yani. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben de. Hadi bay bay. Evet buradan yavaş. Çıktım. Şimdi eve gideceğim. Bu videonun montajını yapacağım. Yokuş çıktığım için yoruldum. Şöyle gideyim. Anam dibinden geçtim. Ya arkadaşım bu ne frendir ciyak ciyak ötüyor be. Aa. Neyse. Sinyalsiz dönüyor köpek ya. Allah Allah ya. Kapıya çarptık. Bir gün bu kapıyı kıracağız ama ne zaman? Babacığım. Ben geldim.
Evet arkadaşlar, bir videonun da burada sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz ve daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, takipte kalın ve hoşça kalın.